TR724'te Ahmet Karabay imzalı yazı. Erdoğan'ın beklediği İslam'da güncelleme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 6 yıl önce söylediği İslam'ın hükümleri güncellenmeli talebine Diyanet İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt'tan beklediği yanıt geldi. Bozkurt, torpille işe girmenin hoş olmadığını ama kazanılan paranın helal olduğunu söyledi. Ben dini yaklaşımları güçlü olan biri değilim. Dolayısıyla Diyanet İşleri Yüksek Kurulu üyesi Bozkurt'un sözlerine cevap vermek için dini kaynaklarda neler olduğunu sizlere aktarma yoluna gitmeyeceğim. Bilim insanı ve pek çok icatla hayatımıza yön verenlerden Nikola Tesla, fikirlerini çalan ve dindarlığıyla bilinen insanlar için o kadar cahilsiniz ki dininiz var diye ahlaka ihtiyaç kalmadığını sanıyorsunuz sözünü söyler. Hayatını anlatan bu kitap aynı isimle Türkçe'ye kazandırıldı. Yazar Amin Maluf, Orta Doğulu Müslüman tiplemesini anlatırken dinleri var diye ahlaka ihtiyacı kalmamış gibi hareket ederler der. Giderek Orta Doğululaşan Türkiye'de de tepeden aşağıya doğru insanlara empoze edilen tam da Lübnan kökenli Fransız yazarın sözlerinin hayata geçirilmesi oluyor. İdris Bozkurt, Diyanete Sor isimli televizyon programında torpili tam da Beştepe Sarayı'nın istediği gibi bir kılıfla sundu. Torpille hak etmediği işe girmesi kul hakkıdır, vebaldir. Fakat girdikten sonra emek verdi, bir mesai harcadı ve onun karşılığında da bir kazanç elde etti. Onu ayrı tutmak lazım. Yani işe girdikten sonra elde edeceğimiz kazanç tamamen meşrudur, helaldir. Bu fetvadan sonra iktidar kadrolaşmaya aynı hızda devam edebilir. Diyanet hoş değil ama diyerek dinen cevaz var diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde siyasete atıldığında kullanmak üzere oluşturduğu meşhur havuz için ilahiyatçı Hayrettin Karaman'ın Erdoğan'a fetva verdiği bilinir. Sonrasında yaşanan tartışmalarda fetvanın İslam'daki hangi hükme dayanarak verildiğine ilişkin pek çok ilahiyat kaynaklı yorumlar yapıla geldi. Ben ilahiyat konularına girecek cesareti kendimde bulmam ama bunun insani tarafı üzerine söyleyecek çok sözüm olur. Hırsızlığa humus adı altında kılıf arayanların ülkesinde İdris Bozkurt'un torpile hoş değil yorumu yapması gerçekten çok ileri bir adım desem bana kızmazsınız umarım. Bu işin ironi kısmı. Dini İsviçre çakısı gibi her işi görür bir yapıya çevirdiler. Türkiye, Halife-i Ruh-i Zemin Hazretlerinin döneminde ateistlerin Müslümanlara kul hakkının haram olduğunu öğretmeye çalıştığı bir ülke haline geldi maalesef. Dini eserlerde kul hakkının büyük günahlardan olduğu ve Allah'ın kul hakkıyla öbür tarafa gidilmemesini istediği anlatılır. Kişinin kul hakkından kurtulmasının yolunun hak sahibine hakkını vermesi ve onunla helalleşmesinden geçtiği belirtilir. Tövbe etmesinin de kul hakkından kurtulmak değil, kul hakkına girdiği kişiye yaptığı zulüm için olduğu yazılır. Hakkı olmayana sahip olmak haramsa, torpil yapmak, kendisinin hak etmediği bir konuma başkasının yerine gelmek demek, yani başkasının hakkını yemek demek, dini terminolojiyle ifade etmek gerekirse kul hakkı demek. Hakkı olmayanı elde etmek haramsa, haram üzerine inşa edilen şey nasıl helal kılınabilir? Çalana kadar kul hakkı ama çalıp ele geçirdikten sonra verilen mesai hırsızlığı meşru ve helal kılıyorsa, buradan hareketle bazı hükümleri çıkarmak hiç yanlış olmasa gerek. Bir kişi birinin arabasını çalsa, sonra onunla taksicilik yapsa, taksicilik yaparken verdiği mesaiden dolayı kazandığı para helal mi oluyor? Bir kişi hırsızlık yapıp gerektiği kadar para elde etse, sonra da bunu sermaye yapıp iş yeri açsa ve orada çalışıp para kazansa, kazandığı para helal mi oluyor? Yarışmaya giren atletlerden biri kendini geçeceğini düşündüğü kişiye çelme takıp düşürse, sonra da varış çizgisinde ipi kendisi göğüslese, bu kişi şampiyon mu oluyor? Bu soruları uzatmak mümkün. Spor gibi dünyevi bir konuda bırakın çelme takmayı, yarışmacılardan birisi doping yaparak madalya kazanmış olsa, başvurduğu yöntem kabul edilemez olduğu için madalyası geri alınıyor. Sportif organizasyonlar bile bu madalyayı haksız bir şekilde hak ettin ama madalya artık senin hakkın demiyor. Bizim fetvacılara göre bununla bir de torpilin affı için umre yapıp hacca gitmişse yeni doğan çocuk kadar günahsız olur kim bilir.
kurayla ya da sınavla yerleştirilen bir konuma torpil yaptırıp girmek, ömür boyu kendisinin olmayan parayı almak demek. Acaba kaç yıl çalışınca kul hakkı amorti ediliyor dersiniz? Bizim Diyanet'te anlaşılan girilen kul hakkıyla harcanan mesai birbirini götürüyor ve helal ortaya çıkıyor. Bana biraz kara para aklamak gibi geldi nedense. Çocukken her akşam yatmadan önce Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün Tanrı'nın çalışma tarzının bu olmadığını anladım. Ertesi gün gittim, kendime yeni bir bisiklet çaldım ve her akşam yatmadan önce Tanrı'ya günahlarımı affetmesi için dua ettim diyen Al Capone, bizim Diyanet İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt'tan daha vicdanlı. Bozkurt, günahının affı için dua etmekten bile söz etmeden torpil sonucu elde edilen kazanca helal damgası vurup piyasaya sürüyor. Bundan 1000 yıl önce Yusuf Has Hacip, Kutat Gubilik isimli eserinde şöyle yakınmıştı. Halal atı kaldı, körüglisi yok, haram karma boldu, toduglisi yok. Günümüz Türkçesiyle söylersek, helalin sadece adı kaldı, kendisini gören yok. Haram kapışıldı, hala doyan yok diye hayıflanıyor bilge kişi. Kul hakkı yemenin haram olmadığını ispat etmeye çalışanlar, kelime oyunlarıyla harama kılıf uydurmaya kalkıyorlar. Kul hakkına da çalışma kılıfı bulundu ya, tam Tayyip Erdoğan'ın 6 yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde söylediği İslam'da güncelleme isteği yerine getirilmiş oldu. Dinde kul hakkı kilidi de beyefendiler tarafından açıldıysa sırada ne var dersiniz? Kendini yerli ve milli ilahiyatçı sayan doçent doktor İbrahim Halil Erdoğan, İdris Bozkurt'a destek verirken hakkında yapılan eleştirileri dezenformasyon yaparak toplumsal huzuru bozmak diye yorumluyor. Yakında Bozkurt'u eleştirenler hakkında toplumsal huzuru bozdukları gerekçesiyle takibat yapılırsa şaşırmayın.